Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 9. sınıf Din Kültür Ahlak ve X dersinin 2. dönem 1. sınav sorunun çekimini gerçekleştireceğiz. Her ders olduğu gibi bu dersimizde de sınavın PDF halini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle kendinizin çözülmesi, daha sonrasında videonun izlenmesi bizim açımızdan daha yararlı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu esasların özelliklerinden birisi değildir? İslamiyet'i kabul edenlerin inanması gereken bir takım esaslar vardır. İnanılması gereken bu esaslara İslam inanç esasları denmektedir. A şıkkı insan fıtratına uygundur. Fıtrat demek insanın yaratılışından getirmiş olduğu özellikler demektir. A şıkkımız doğru, insanın yaratılışından getirmiş olduğu özellikleri İslam inanç esaslara uygundur. Açık ve anlaşılırdır. Herkesin anlayabileceği şekildedir. İnsan ürünü ve dogmatik değildir. Evet, insan ürünü yani insanlar tarafından ortaya konulmuş ve uydurulmuş değillerdir. Allah tarafından gönderilmiştir. Kabul edilmesi de kişinin hür iradesi yani özgür iradesinin olması gerekir. Ama bir kısmına inanılması yeterlidir. Yanlıştır. Çünkü tamamına inanılması gerekmektedir. İslam inançları bölünme kabul etmez. İkinci sorumuz. Altı çizili ifadede vurgulanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Baktığımız zaman Allah'ın varlığı ve birliği yani tevhid kavramı vurgulanmaktadır. Tekvin Allah'ın yoktan var etmesi, kudret sınırsız güç sahibi olması, kayyum kainatın yöneticisi olması, rezzak da Allah tarafından varlıkların rızıklandırılması anlamına geliyor. Üçüncü sorumuz. Verilen ayette vurgulanan temel husus aşağıdakilerden hangisi? Şüphesiz Allah'ı peygamberini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Parçaya baktığımız zaman burada peygamberlerin bir takımına inananlarla bir takımına inanmayanların insanların halleri anlatılmıştır. Yani burada bize vurgulanan temel husus bir kişi peygamberlere iman ediyorum diyorsa bütün peygamberlere iman etmesi, inanması gerektiğidir. Yani İslam inanç esaslarından birisi olan peygamberlere iman konusunda parçalanmayı olmayacağı, tam tersi hepsinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu da A şıkkında ifade ediliyor. Sade ve anlaşılır olması, İnsanın özgür iradesine, yani hür iradesine bırakılmış olması, imanlı şartlarından olmasından ya da zorlama olmamasından bahsedilmemiştir. İslam inanç esasının bir bütün olması, parçalanma kabul etmemesi ifade ediliyor. Dördüncü sorumuz, verilen ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ey iman edenler, Allah'a, peygamberini indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Parçaya baktığımız zaman Allah'ın gönderdiği tüm kitaplara iman edilmeli çıkıyor. Çünkü indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin demektedir. İslam inanç esaslarının tamamına iman edilmelidir çıkıyor. Çünkü burada imanın şartları olan İslam inanç esaslarının tamamı yer verilmiştir. Ve inkar edenlerin derin bir sapıklığa düştüğü ifade edilmiştir. Peygamberlere iman inanç esaslarından biridir. Evet, peygamberlerine inansın demektedir. Ahirete iman edilmelidir. Evet, ahiret gününe inanılmalıdır demiştir. Ama ibadetlerin aksatılması ya da aksatılmaması ile ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Beşinci sorumuz. İslam inanç esasları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İslam inanç esasları bir bütündür. Hepsi Allah tarafından ortaya konmuştur. B şıkkı doğru. İslam inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir. Yani bütün insanların rahatça anlayabileceği şekildedir. İslam inanç esasının temeli tevhid ilkesidir. Yani Allah'ın varlığı ve birliği ilkesidir. Doğru. İslam inanç esaslarına daima itidal ve denge vardır. Yani insanların rahatça yapabilmesini sağlayacak şekildedir. Doğru. İslam inanç esasları kapalı ve müphem olduklarından anlaşılmazlar. Yanlış. İslam inanç esasları az önce de söylediğimiz gibi sade ve anlaşılırdır. Yani her insanın anlayabileceği şekildedir. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin anlamlarından biri değildir? Hareket etmek, boyun eğmek, saygı duymak, itaat etmek ibadet kelimesinin anlamlarından bir tanesidir. Ama tapınmak, inanmak kelimesinin anlamları içerisinde yer alıyor. Yedinci sorumuz. Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Kulluk etmek demek, Allah'a ibadet etmek demektir. Bu yüzden 7. sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Çünkü ancak sana kulluk ederiz diyerek sadece Allah'ın rızasının gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İbadetin eksiksiz yapılması ile ilgili, Allah'tan zor zamanlarda yardım istenmesi ile ilgili veya günde 5 vakit namazla ibadetlerin geciktirilmemesi ile ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 8. sorumuz. Aşağıda verilen ibadetler hükmü doğrultusunda gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Bayram namazını kılmak vaciptir. Selam vermek sünnettir. Güler yüzlü olmak sünnettir. Temiz olmak sünnettir. Saygılı olmak sünnettir. Dolayısıyla şıkları gruplandırdığımız zaman B, C, D, İ sünnetken sadece A şıkkı vaciptir. 9. sorumuz. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi insanların yaratılış amacını ifade etmektedir? Kur'an okunduğu zaman hemen dikkat keserek ona kulak verin, susup dinleyin ki rahmet edesiniz. A şıkkında Kur'an-ı Kerim'i duyulması gereken zamana vurgu yapılmıştır. C şıkkı Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın. Yani Allah'tan yardım istenmesi gerektiği ve Allah'tan korunma istenilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Biz Kur'an'ın müminleri şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. O zalimlerin ise ancak ziyan arttırır. Yani Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir şifa kaynağı olduğu vurgulanmış. Biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Yani Kur'an-ı Kerim'in insanların rahatlığı için, onların huzuru için indirildiği ifade edilmiştir. Ama B şıkkında ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyerek insanların ve cinlerin yaratılış amacına vurgu yapılmıştır. İnsanların ve cinlerin bu dünyadaki yaratılış amacı Allah kulluk etmek, yani ibadet edip Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin insana kazandırdıkları arasında yoktur? Allah'a şükretmeyi sağlar. Evet, Allah'a teşekkür etmek için bir aracıdır. İnanan insanı Allah'a yakınlaştırır ve sıkıntılardan korur. Evet, ibadetler ederek Allah'a yakınlaşırız. Çünkü Allah'ın huzurunda ona şükrümüzü ifade ederiz. Sıkıntılardan korur. Çünkü bizler Allah'a ibadet edersek, ibadetler aracılığıyla Allah'a dualarımızı iletirsek, Allah da bizim bu dualarımızı kabul edip bizi sıkıntılardan korur. İbadet insanları iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. Evet, ibadet eden insanlar ibadetin anlamına tam olarak vakıf olabilmek için, yani ibadetin anlamını tam olarak verebilmek için kötü davranışlardan uzak durup iyi davranışları kendisine ilke edinir. Kişinin imanı kuvvetlenmesini sağlar. Bu da doğru. Çünkü namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, hacca gittiği zaman veya diğer ibadetleri yerine getirdiği zaman kişi Allah'ın rızası için bir şeyler yaptığının bilincinde olur. Bu da insanda var olan iman duygusunu kuvvetlendirir. Zengin olmasına yardımcı olur. Yanlış. Hiçbir ibadet insanın zengin olmasına yardımcı olmaz. Ya da en azından kazandıkları arasında yoktur. 11. sorumuz. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farzdır? Yani Allah tarafından yapılması gerektiği şartı taşıyan insanlara zorunlu kılınmıştır. Şükür namazı sünnettir, bayram namazı vaciptir, teheccüd namazı sünnettir, teravih namazı sünnettir ama cenaze namazı farzdır, farzlardan da farz-ı kifayedir. 12. sorumuz. Aşağıda verilen ibadetler ef'al-i mükellefine göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Ef'al-i mükellefin derken o ibadetin hükmü. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. İkin namazı farz-ı ayndır. Farz-ı ayn. Akşam namazı farz-ı ayndır. Yatsı namazı farz-ı ayndır. Sabah namazı da farz-ı ayndır. Ama cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bu yüzden A şıkkı dışarıda kalır. Farz-ı ayn, şartları taşıyan her Müslüman bireysel olarak yerine getirmesi zorunlu olan ibadetlerdir. Farz-ı kifaye ise bir topluluk içerisinde birkaç kişinin yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farzlardır. Yani bir bölgede bir insan vefat ettiyse ve o kişinin cenaze namazını birkaç kişi yerine getirip kılıyorsa artık diğer o bölgede bulunan diğer Müslümanlara farz değildir. Aşağıdakilerden hangisi vacip değildir? Fıtır sadakası vaciptir. Vitir namazı vaciptir. Bayram namazı vaciptir. Kurban kesmek vaciptir ama ezan sünnettir. Fıtır sadakası da fitre, yani dinen zengin sayılan Müslümanların ev halkı sayısınca Ramazan ayı içerisinde vermesi gereken ve bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı kadar miktarı bulunan bir yardım türüdür.
Aşağıdakilerden hangisi haram değildir? Yani dinen yasaklanmamıştır. Yalan söylemek haramdır. Devlet malını çalmak haramdır. Sigara içmek mekruhtur. Torpil yapmak haramdır. Kopya çekmek haramdır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir? Kur'an uygunluk bu ilkelerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilkeler uygun olması gerekiyor. İhsan yani Allah'ı görüyormuşçasına yapmak, o ibadeti hakkını vererek yapmak bu ilkelerden bir tanesidir. İhlas, samimi bir şekilde, içten bir şekilde, gösterişsiz bir şekilde yapmak, ibadetlerde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden birisidir. Sünnet uygunluk, yani Hz. Muhammed'in öğretilerine uygun olmak zorunludur. Ama maddi beklenti temel ilkelerden bir tanesi değildir ki, hiçbir ibadette maddi beklenti olamaz. Çünkü maddi beklenti olduğu zaman Allah'ın rızası gözetilmemiş olur. 16. sorumuz. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin ibadet kavramına değinilmemektedir? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk etmek yani Allah'a ibadet etmek. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. B şıkkında da ibadet vardır. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. D'de de ibadet kavramına değinilmiştir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Tesbih etmek yani Allah'ı anmak, dolayısıyla Allah'a ibadet etmek. Ama C şıkkına baktığımız zaman bu kendisine şüpheli olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in içerisinde hiçbir şüphenin bulunmadığı, insanlar için bir yol gösterici. Yani insanları doğruya ileten bir kitap olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkında ibadete değinilmemiştir. 17. sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi verilenlerin tamamı İslam'a göre yapılması istenen fiillerden oluşmaktadır? Vacip yapılması istenir, sünnet yapılması istenir ama mekruh yapılmaması istenen davranışlardır. Memdup yapılmasında bir sakınca bulunmayan, haram kesinlikle yapılmaması istenen, sünnet ise yapılırsa iyi olur denilen hükümlerdir. Dolayısıyla B şıkkı da olmaz. Farz mutlaka yapılması gerekenler, haram mutlaka uzak durulması gerekenler, mekruh da yapılmaması istenenlerdir. Mübah yapılıp yapılmamasında hiçbir kusur bulunmayan, mendup yapılması tavsiye edilen, mekruh yapılmaması tavsiye edenlerdir. Dolayısıyla E şıkkı da olmaz. Ama farz, vacip ve sünnet İslam din tarafından yapılması istenen fiillerdir. Farz kesin bir şekilde. Vacip farz kadar kesin olmasa da yine yapılması zorunlu olan fiilleri, eylemleri ifade eder. Sünnet, Hz. Muhammed tarafından yapılması tavsiye edilen ibadetlerdir. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydası bakımından diğerlerinden farklıdır? Burada bireysel mi, toplumsal mı? Biz buna bakacağız. İbadetler kişide şükür duygusunu geliştirir, bireyseldir. İmanı kuvvetlendirir, bireyseldir. Güzel ahlakın yerleşmesini sağlar, bu toplumsaldır. Çünkü güzel ahlak dediğimiz insanlar arası ilişkileri ifade eder. Tevhid inancının yerleşmesini sağlar, bireyseldir. İbadetler sayesinde insanın yüce zorunu bulur, bu da bireyseldir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 19. sorumuz. Numaralanmış tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir? İslam dinindeki bazı kavramların tanımları şöyledir. İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak yani mabet. Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık, ilah, Rab yani mabut. Kulluk ve ibadet edin, Allah'ın emirlerini içtenlikle yerine getiren kişi, abid. Dolayısıyla doğru sıralama D şıkkında verilmiştir. 20. ve son sorumuz. Buna göre Allah'a inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez. İbadet Allah'a imanın tabii bir sonucudur. Müslüman Allah'a olan bağlılığını ibadetle gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Farz olan ibadetleri yerine getirir, beklenir. İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar, yani ihlaslı bir şekilde yapar, beklenir. Güzel davranışlar yapmaya istekli olur, beklenir. Çünkü güzel davranışlar ve ibadetler yan yana zikredilmiştir Kur'an-ı Kerim içerisinde. İbadetleri toplumsal mevki kazanmaya çalışır, beklenmez. Allah'ın yasakladığı davranışlardan sakınır, bu da beklenir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Sınavlarınıza başarılar diliyorum.